Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Size az sonra bir kulis haberim var. Kulis haberi ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani doğruluğu konusunda elde kanıtı olmayan söylenceye dayalı bir haber. Neşeli bir haber ama gır gır böyle hafif şaka kokan bir haber. Bakalım ne düşüneceksiniz. Ondan sonra Vatan Cephesi Partisi diye bir parti var Türkiye'de değil mi? Vatan Cephesi Partisi mi, Vatan Partisi mi? Neyse, ben onu Demokrat Parti döneminin Vatan Cephesi vardı. Ona benzettiğim için belki de cephesi de çıkmış da olabilir ağzımdan. Doğu Perinçey Partisi yani ya. Doğu Perinçey'in partisi. Onun bir de gazetesi var. İsmi Aydınlık. Çok fazla aydınlık sayılmayabilir ama problem değil. Aydınlık gazetesi manşet atmış. Özal ekonomisi bitti diye. Bakalım, bir de ona bakalım. Özal ekonomisi nasıl bitmiş? Bir de onu görelim. Berat Albayrak çok başarılıymış aslında ama onun karşısına bir lobi çıkmış. O lobi kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş, neyin kimin fesiymiş, onu da bir bakacağız. Böyle kısa kısa bir şeyler söylüyorum şimdi size yani. Ama genelde böyle işte ve onlardan gidip de kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Canlarım, önce kulis haberi vereyim size. Geçtiğimiz gece biliyorsunuz CNN Türk'te neydi, Ahmet Hakan Maliye ve Hazine Bakanı ve milli damadımız sayın ve sevgili Berat Albayrak'ı davet etti, konuk etti. Ve tabii ki biliyorsunuz neler olur, neler geçtiğini. Ekranlara çıkmadan önce, yani kameralar önüne gelmeden önce Ahmet Hakan Berat Albayrak'ın çoraplarına bakmış. Kulis haber. Oradakilerin dedikodularıysa bilmem artık. Bakmış. Koskoca Türkiye Maliye ve Hazine Bakanı'nın ayaklarındaki çoraplardan biri siyah, biri beyazmış. Ahmet gülümseyerek ve hayretle sormuş. Sayın Bakanım, biz sizin Trabzonsporlu olduğunuzu biliyorduk. Ama galiba siz gizli Beşiktaşlısınız. Nereden çıkardınız Sayın Hakan, demiş Bakan Bey'imiz. Efendim, çoraplarınızın biri siyah, biri beyaz. Ha, demiş bakan, yok canım, ben Trabzonsporluyum tabii. Bu çoraplardan evde bir çift daha var. Bazen onları giyiyorum, bazen bunları giyiyorum, demiş. Ya ben inanamadım ya. Şakadır falan zannettim. Neyse, işte böyle bir olay. Diğerine gelince yine Ahmet Hakan'la madem başladık, Berat Albayrak'la, oradan devam edeyim. Ahmet Hakan köşesinde yazıyor. Berat Albayrak çok başarılı diyor. Evet diyor. Yani yaptığı çok iyi işler de var diyor. Hiç kimse yaptığı iyi işlerden bahsetmiyor diyor. Geçmişler karşısında diyor sürekli Sayın Bakan'ı diyor itibarsızlaştırmak için diyor. Güvenilirliğini yok etmek için falan diyor. İşte buna benzer kelimeler söyleyerek bak Sayın Bakan'ı gözlerden düşürmek istiyorlar diyor. Bu bir lobi diyor. Yakında diyor bu lobinin foyası meydana çıkacak diyor. Mealen böyle söylüyor. Okuyunca tabii güldüm kendi kendime. Allah Allah dedim. Demek ben de bu lobi dedim herhalde. Ama benim lobim hangisi bilmiyorum mesela. Albayrak kardeşi çok da eleştiriyorum. Ama eleştiriyorum. Hakaret yok, küfür yok, aşağılama yok, iftira yok, hiçbir şey yok. Eleştiriyorum. Ahmet açıklarsa çok sevinirim. Ben hangi lobidenim? Lobideki arkadaşlarım kimler mesela? Belki bildirir mi bilmiyorum. Belki söyler, belki söylemez. Ama köşesinde yazarsa da seviniriz ayrıca. Bu arada baştan söylemedim, şimdi söyleyeyim. Ben bugün evet karakola gittim ifade vermeye. Çok alışığım artık. Çok nazik, çok son derece beyefendi bir arkadaşımız ifademi aldı. Şikayetçi kim diye sorarsanız yok. Bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı şikayetçi değil benden. Benden şikayetçi olan Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı. Ama Cumhurbaşkanı olarak yardımcısı değil. AKP Genel Başkanı şapkasıyla olan yardımcısı. Mahir Ünal. Var ya bir Mahir diye bir arkadaşımız, çok tatlı bir çocuktur o da. Neden şikayetçi benden? Ben ne yapmışım ona Mahir'e? Hakaret ve iftira atmışım. Ya konuşmamı tabii deşifre etmişler. İçinde hakaret sayılabilecek bir tek cümle yok. Ha demiş mi mesela, daha önce de o nedenle AKP'liler beni
biliyorsun savcılığa şikayet ettiler. O dava sürüyor. Demişim ki şu AKP siyasetçileri öyle siyasetçilerdir ki şeytanı şey yaparlar, şişenin içine kaparlar. Şeytan 40 sene sonra fark eder. AKP'liler tarafından şey yapıldı demişim. Becerildiğini demişim canım, öyle söyleyeyim becerildiğini. Ya becerilmek demişim yani. Becerikli insan deriz mesela değil mi? Oo nasıl da becerdi falan deriz. Hayret ya, bundan bile hakaret çıkaranları var ya. Başka ne demişim? Yine Mahir Ünal'ın adını da yanmamışım. Bu AKP'liler saksağın gibidir demişim. Hem becerirler demişim hem bağırırlar. E becerirler yani başarırlar ama yine de bağırırlar falan demişim. Mahir kardeşim ondan da kendine hakaret çıkarmış. İftira neymiş? İftira ise hatırlar mısınız? Geçtiğimiz sene seçimlerden, belediye seçimlerinden önce İsmail Küçükkaya, Küçükkaya mıydı? Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti ikisini. Fakat tabii o tartışma programında Binali Yıldırım çok kötü mahcup olunca hemen bir bahaneler bulmaya başladılar. Kime? Tabii yönetene. İsmail Küçükkaya yani. Önceden hazırlamışlar zaten. İsmail Küçükkaya'yı bilmem işte Taksim'deki bir otele girerken çekmişler. O otelde de Kemal Kılıçdaroğlu mu var? Yok pardon. Ekrem İmamoğlu varmış falan. Ekrem İmamoğlu'na buluştular daha önceden. Bize tuzak kurdular falan filan. Sonra İsmail dedi ki ya ben onlara da telefon ettim dedi. Onlara da görüştüm. Mahir Ünal'la da görüştüm. Mahir Ünal'a dedim ki ben Sayın Binali Yıldırım'da da görüşmek istiyorum önceden. Müsaitse olur mu demiş. Yok demişler, gerek yok ama demiş ben bakın Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceğim çünkü ben bir programın nihayet yöneticisiyim, görüşebilirsin demişler. İsmail temiz çocuk tabii, temiz adam, bilgi vermiş. Onlar da kurmuşlar tuzağı, şeye otelde İsmail'i otele girerken çekmişler görüntülerini. Hatırlarsınız o zaman da tenkit ettim. Doğru zaten işte. O tenkit ettiğim videomdan şikayet olmuş Mahir. Bana iftira atıyor diyor. O tuzağı ben kurmadım diyor. Ya Mahir Bey. De ki tuzağı sen kurmadın, ben de Mahir Bey İsmail Küçükkaya'ya tuzak kurdu dedim. Ya ne var bunda? Mahir Ünal'ı Karaköy'de bir eve girerken gördüm falan demedim ki kardeşim ya. Ya da Mahir Ünal'ı Burhan Kuzu'nun buluştuğu Zindaşlı ile buluştu gördü falan da demedim. Ya İsmail Küçükkaya kötü bir adam değil ki. Türkiye'nin en saygın televizyoncularından biri. De ki tuzak kurmuşumdur. Kurduğun tuzak da ne? Fotoğrafını çektiler demişim. Ya fotoğraf çekmek ne var? İsmail giyinik. Üstü başı çok şık takım elbise giymiş. Yani. Ya amaç beni şikayet edip de cezalandırmak değil. Amaç beni karakollarda süründürmek. Vallahi böyle. Neyse canım ben gülüyorum geçiyorum bunlara. İşte bu haberler var. Şimdi gelelim diğerine. Aydınlık Gazetesi'nin haberine. Canlarım Aydınlık Gazetesi. Vatan Cephesi, Vatan Partisi'nin gazetesi biliyorsunuz. Doğu Perinçek'in gazetesi. Doğu Perinçek iktidarın en küçük ortağı. Artık Büyük Birlik Parti gördüğüm kadarıyla ortaklıktan ayrıldı. Yerini solcu Perinçek'e bıraktı. Destici ayrıldı. Öyle görüyorum. Tabii yanılabilirim de bilmiyorum. Efendim Özal'ın ismi bitti diyor. Özal'ın ekonomik programları, ekonomisi, ekonomik politikaları bitti diyor. Bir bildiği vardır. Ortak adam değil mi? Ortak ortağın ne yaptığını bilir. Demek ki bundan sonra Türk parasının kıymetini koruma kanunu tekrar geri gelecek. Türk parası convertible bir para olmaktan çıkarılacak. Yani Türk parasını hiçbir parayla değişemeyeceksiniz. Haliyle swap da yapılamayacak tabii. Devlet de swap yapamayacak ama devlet kendine bir şey bulur orada bu arada. Başka ne olur? Gümrük birliğinden çıkarız. E tabi gümrük birliğinden çıkmadan olmaz. Başka ne olur? Sabit kur sistemine döneriz. Özel ekonomisi neydi? Bütün bunlardı. Bunlardan çıkılınca özel ekonomisinden de çıkılmış olur haliyle. Demek ki önümüzdeki günlerde bir daha tekrarlayayım. Sabit kur sistemi geliyor. Gümrük birliğinden çıkıyoruz. Ondan sonra Türk parasının kıymetini koruma kanunu geri geliyor. E tabii ki işte konvertibilite Türk parası konvertibil olmaktan çıkıyor. Hasılı piyasa ekonomisini terk ediyoruz yani. Öyle söyleyeyim ben size. Piyasa ekonomisini terk edince de yerel ve milli oluyoruz tabii biliyorsunuz neden. E çünkü şimdi piyasa ekonomisini terk edeceğiz. İhracattan vazgeçiyoruz. Sabit kur demek ihracattan vazgeçmek demek. Bütün mal ve hizmet üretimini
dışarıya sattıklarımızı dahi satmayıp onları Türkiye'de tüketmek. Onları Türkiye'de tüketince tabii biliyorsunuz. Türkiye'deki talep diyelim 10, üretilen mal ve hizmet 10 ya da 11, 12. Ama biz ihracat yapınca üretilen mal ve hizmet fiyat adedi düşüyor, miktarı düşüyor. Talep aynı kaldığı için haliyle enflasyon oluyor. Demek ki enflasyonla mücadelenin yolunu bulmuşlar. İhracattan vazgeçiyoruz. E peki ihracattan vazgeçince borçları neyle döndüreceğiz? Dış borçları nasıl ödeyeceğiz? Ödemeyeceğiz. Ödemek zorunda mıyız ki? Yok. E belli ki ödemeyeceğiz abi. Hacı amca ölmüş. Öldüğünde sağ eli burada, sol eli testislerinde. Bir türlü çözememişler. Sormuşlar bu sefer hacı anneye, yengeye, karısına. Hacı anne demişler ya, bu hacı amcanın bu hali nedir? Bu mesaj falan mı veriyor? Bilmem be kız hanım demiş. Ne bilirim ama demiş. Yaşarken derdi ki, hanım hanım, sağlığımda borcum borç, ölünce ne? Testislerim derdi demiş. Acaba onu mu demek istiyor? Bakınız, dış borç ödemeyeceksek Yunanistan'da savaşacağız demektir. Ya birisinde mutlaka savaşacağız. Hiçbir ülke bir başka ülkeyle savaşmadan dış borç ödeme konusunda bahane bulamaz. Ya bitti, yazın bunu bir tarafa. O zaman demek ki dış borç ödeyeceğiz. O zaman demek ki küçük ortak yanlış söylüyor ya da yalan söylüyor. Evet canlarım. Bakacağız be, yakında göreceğiz be neler olduğunu, neler bittiğini hep birlikte. Nasıl olsa Türkiye ekonomisi Nalbant, Acemi Nalbant'ın nal çakmayı öğrendiği bir şey yani, affedersiniz. Tahta figür. Orada öğreniyor Nalbantlar. Ekonomiyi hayatları boyunca hiç bilmeyenler, öğrenmeyenler Türkiye ekonomisinde ekonomistlik öğreniyorlar. Her taraf yara bere içinde kaldı. Canımız çok yanıyor ama biraz daha yanacak galiba bu gidişle. Bakalım. Bakacağız galiba ne olacak. Canlarım, hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim.